Merhabalar. Bugün size salon cilt bakımıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Salonda yapılan cilt bakımlarının evde yapılan cilt bakımlarından farkı şu oluyor. Uzmanlar tarafından profesyonel ürün ve cihazlarla periyodik olarak cildinize yapılan bakımlardır, derinlemesine olan bakımlardır. Bu bakımlarda en çok merak edilen şey genelde sırasıyla ne yaptığımız. Öncelikle cildi analiz ediyoruz. Daha sonra cildi temizliyoruz. Ciltteki kir ya da makyaj kalıntılarını alıyoruz. Daha sonra cildi analiz ediyoruz. Cildin yapısı nedir? Kuru mu, normal mi, karma mı? Buna göre malzemelerimizi hazırlıyoruz. Cilde bu şekilde yardımcı olabilmek adına. Daha sonra cildin yapısına göre uygun temizleyici ile cildi derinlemesine bir temizlik yapıyoruz. Ve arkasından peeling, scrub ya da onunla güzel bir peeling yapıyoruz. Cildin yapısına göre süresini cilt yapısına göre tutuyoruz. Buhar ya da ozon uygulaması beraberinde yapıyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakika ya da 15 dakika bu uygulamayı yaparken sizi masajla destekliyoruz. El ve kol masajıyla. Daha sonra cildimizde biriken sebum artıkları, siyah noktaları komedonla temizliyoruz. Biraz ağırlı bir işlem ama emin olun ki çok rahatlıyorsunuz. Bütün gözenekleriniz açılıyor. Bundan sonra tabii ki açılan bu gözenekleri daha orada oluşan kızarıklıkları önlemek ve dezenfekte oluşturabilmek için yüksek frekans uyguluyoruz. Aynı zamanda yüksek frekans cildin kan akışını da hızlandırıyor. Bu bizim işimize gelen bir şey. Cilt için çok faydalı olan bir şey. Ampul ve serum uygulamamıza geçiyoruz. Yine bunu da masaj hareketleriyle cildin daha rahat emilebilmesi için uyguluyoruz. Yüze ve dekolteye de masaj uygulamasını yapıyoruz arkasından ki bu cilt bakımının en önemli temel uygulamasıdır. Yaklaşık olarak 15-20 dakika sürüyor. Bu sizi rahatlatan ve aynı zamanda kan akışınızı hızlandıran bir uygulamadır. Maske uygulamamız da arkasından geliyor ve cilt tipinize göre uygun bir maskeyi uyguluyoruz. Tonikleme işlemi arkasından geliyor ki açılan bu gözenekleri daha sıkılaştırıp cildinizi rahatlatabilmek adına ve uygun bir nemlendiriciyi sürdükten sonra tabii ki güneşe çıkacağınız için ve sizi güneşin zararlı etkenlerinden koruyabilmek için son adım olarak güneş koruyucunuzu sürüyoruz. Sevgiler.